bu video şu oldu mu, olmadı mı, ne kadarı adam akıllı bir video haline geldi hiçbir fikrim yok. Umarım güzel olmuştur ve umarım beğenmişsinizdir bundan önceki kısmı. Şimdi birazcık olayı anlatayım diyorum. Hani onlardan hiçbir şey anlaşılmıyor çünkü genel anlamda. Perşembe, geçen hafta Perşembe günü ilk pratik dersimiz yapıldı. Yani böyle işte dişin teori olduğu gibi nasıl biz dişin bölümlerini öğreniyorsak veya biz nasıl organik kimyadır, biyoloji ve genetik galiba bir şey. Onu nasıl öğreniyorsak burada biz diş için pratik de öğreniyoruz. Bunu işte çıkardık, böyle her şeyi orada videoda görmüşsünüzdür. Çıkartırken videoyu çekmedim çünkü sabah ders 8.30'da başlıyordu. 8.30'da bir video izlettiler bize, bir böyle mum sarma demosu. Bunları göstersem aslında çok tatlı olabilir. Bir dakika, hemen geliyorum. Şöyle alet çantamı aldım, geldim. Niye marangoz... Ah! Elimi sıkıştırdım! Niye marangoz gibi hissettim kendim, söylememiştim herhalde o videoda sürpriz olsun sonradan diye. Şimdi o gün gördüğünüz üzere masanın üzerinde bir muşamba gibi bir şey vardı. Bunu masamızın üzerine koyuyoruz ki oyduğumuzda ve yonttuğumuzda dişi o mumun parçaları her yere yapışmasın. Çünkü yapışıyor, hani halıya yapışıyor, yere yapışıyor. Hani bittikten sonra evin her yerini gerçekten mum yapmıştım, ayrı dava. Bunu böyle koyduk. Ondan sonra şimdi mum göstereyim. Mum bildiğimiz mumlardan değil, bir paket olarak göstermeyeyim. İçlerinden bir tanesini alayım. Bir dakika. Şöyle ayrılıyor. Arkasındaki kağıt bunu görmezden gelin. Şu an çıkarmak istemiyorum çok yapışmasın diye. Bu gördüğünüz şey mum. Odakta olsun. Bu mum. Bunu pürmüzümüzle ısıtarak birazcık daha akışkan ve şekillendirilebilir, akışkan olmuyor da şekillendirilebilir bir hale getirip bunları böyle sıkı sıkı sardık. Zaten o videoda da vardı. Sıkı sıkı sarılan mumlarımızdan daha sonra diş şekli verdik ve bu diş şeklini oymaya başladık. Bir önce diş çizdik şekillendirdiğimiz mumun üzerine. Ama minik bir sıkıntı var ki asla normal bir diş şeklinde o kadar güzel çizilmiyor. Çünkü çizdiğiniz kalem asetatlı bir kalem ve mumun üzerine çizdiğiniz için bir takım sıkıntılar çıkıyor. Hani kromla kök orta şeyleri oranları tutmuyor. Bir sıkıntısı çıkıyor çünkü hepimiz insanız, elimiz kayar, bir şey olur. Hani tam olarak olması gerektiği gibi olmuyor. Bunu birçok sitede de, birkaç tane daha sitede de gördüm. Ama bunu hani yapın demiyorlar. Herhalde bizim hem çizim yeteneğimizi de geliştirmek istiyorlar ama zaten çizim yaptık biz. Hani grafik kağıdına dişin 5 yönden görünüşünü zaten çiziyoruz. Neden bu kadar bizi zorladılar bilmiyorum ama aslında kolay bir yöntemi var bunun. Malzeme çantamdan gösteriyorum hemen. Yapmamız gereken tek şey bu. Bir tane kağıt alıyorsunuz. Telefonunuzun veya tabletinizin üzerine koyuyorsunuz. Güzelce ölçüyorsunuz tabii bunun kronu 3 santim, bunun kökü 4 santim olacak şekilde. Çünkü hepsinin oranları var. Oranlarına göre ölçtükten sonra kenardan kesiyorsunuz. Ondan sonra yapacağınız şey, mum zaten bir dikdörtgen şeklini alıyor gibi, oval bir şekil alıyor. Mumun üzerine bunu koymak ve bunu yanlardan olacak bir şekilde başlarda almak. Sadece yarım milimetre gibi böyle bir boşluk bırakarak aldığınızda bir sıkıntı çıktığında kolaylıkla bunu yok edebiliyorsunuz. Ama eğer çok alırsanız üzerine eklemek daha zor oluyor. Az almanız bu durumda daha garanti oluyor ve birkaç kez daha yapmanız gerekmiyor. Yani çok hızlı iş yapmaya çalıştığınızda veya hadi bitsin moduna girildiğinde dişte hem sıkıntılar çıkmaya başlıyor hem de sonradan düzeltilemeyecek sıkıntılar oluyor. Ama yavaş yavaş yaptığınızda her zaman fazlalık almak daha kolaydır bir şeyler eklemeye göre. O yüzden yapacağınız tek şey şunu kesmek, mumun üzerine koymak, sonra mum spatülünüzle veya spatüllerle bunu yok etmek. Şimdi az sonra yaptığım ilk ödevimi de göstereceğim. Ama konu daha ağlamaya gelmedi, çok farkındayım. Ama geleceğim, az sonra geleceğim. Bir de mezyalden böyle bir şey, yani dişin yanından baktığınızda olan görüntüyü çiziyorsunuz. Labiyeli verdikten sonra yandaki görüntüsünü de verdiğiniz anda olay bir dişe benzemeye başlıyor. Ben diyordum ki lisede fizik hocalarımı çok seviyorum ama fiziği sevmiyorum. Fiziği kesinlikle sevmiyorum. Hani bu fizik hocalarımla hiç alakası olmamakla birlikte fizik dersine bence kafam yok. Yani her dersi herkes yapamaz değil mi? Yani olmuyor fizik.
diyorum işte her fizik çözüyor olduğumda Allah'ım sonunda hani istediğim dersleri göreceğim, kimya olacak, biyoloji olacak, istediğim mesleği de istediğim üniversiteyi kazanmış olacağım. Ben eğer Hacettepe'yi kazanabilirsem bundan sonra kendime söz veriyorum dedim, 12. sınıf sonları korona zamanı. Kendime söz veriyorum dedim, asla ağlamayacağım. Ve ilk haftadan ağladım. Hayır, ikinci haftanın perşembesinde ağladım. Bayağı da güzel ağladım hem de. Hani ağlayarak ben bunu yapamayacağım moduna girdim. Öyle ki, bunu belki ileride söylediğime pişman olacağım. Ama ders esnasında şey düşünüyorum. Niye başka bir şey seçmedim ben? Ben ne yaptım? Ben niye böyle bir şey yaptım? Modundayım böyle ilk derste. Daha pratik ilk dersindeyiz. Bismillah. Hocalar perşembe gününe ödev verdi, dediler ki siz bu dişi bitirin gelin veya biraz daha üzerinde oynayın yapabildiğiniz kadar ve sıkıntı çıkmayacağını düşündüğünüz kadar. Perşembe gününde ödevi saat 4.30 mu 5'e kadar mı teslim etmeniz lazım dediler. 5.30'a kadar ödevler teslim edilecek. Onlar da ona göre buna puan verecek. Hani ilk ödevimiz, ilk mum kullanışımız, spatülü ilk kez tutuyoruz. Ne yapacağımıza dair bir fikrimiz yok ama ilkinden puan alacak olmam beni çok gerdi. Böyle birinci dersin oturumu ki oturumlar 3 saat oldu galiba, 3.5 saat de olabilir. Birinci ders oturumundan sonra böyle hüngür koşup ben ağlamaya başladım. Çıkan dişim çok tombuldu böyle korkudan sıkıntı çıkmasın diye bayağı komik bir şey yapmıştım. Ve bayağı tombuldu bir dişim vardı. Zaten videoda da görmüşsünüzdür. Onları çok küçük böyle spatülle eleye eleye artık düzgün bir diş haline geldi. Ödevimizi işte perşembe günü teslim ettik. Biricik dişim de bu kendisi olan bu diş oldu. Bu diş şu an bizim sağ tarafımızdaki şu en öndeki dişimiz. Santral. Tam burada duran ortada. Orta iki. Burada da var bir tane. Bu. Yani dişimiz genel anlamıyla arkadan oradaki küçük detaylarını da veriyoruz. Böyle bir diş haline geldi. Açıkçası yani hepimizin ilk şeyi, buradan da göstereyim, şöyle bir görüntümüz var. Genel anlamda dişimiz böyle. Şimdi genel anlamda hepimizin ilk dişi bu. Hani yaptığımız ilk diş. Birkaç tane de yapmak istemediğim için korkaklığım, gerçekten korkaklığım bu arada. İkinciyi yapmak istemediğim için korkaklığım. Korkaklığım işe yaradı. İlkinde bitti. Yine de bayağı gergin bir durumdu. Öyle yani mumla bir yerden sonra herhalde iletişim kurabilmeye başladım. Çünkü bayağı eğlenceli gelmeye başladı. Diş bittikten sonra saçmaladım. Ve dişe yastık yaptım. Çünkü niye olmasın? Kendime diyorum ki artık 18 yaşındasın, üniversiteye gidiyorsun, büyüdün. Ve ikinci görüntüde tabii ki de ne yapıyorum? Dişime yastık yapıyorum. Bu arada bu alttaki yatak değil, o kadar ilerlemedim. Alttaki bu hafta karıştıracağımız ve içine dökeceğimiz alçı kalıbı. Ama şu an yatak olarak kullanabiliriz çünkü niye olmasın? Bir yerden sonra alışıyormuşum ve o gün ağlamam gerçekten yersizmiş ama ilk kez gördüğüm için hafif stres olmamı kendime normal diye yediriyorum. Çünkü yani o kadar sene boyunca isteyip niye, neden diş yazdım diye düşündüm. Hiçbir fikrim yok ama hala çok mutluyum. Bence bayağı eğlenceliydi aslında. Diş seçtiğime birazdan mutlu oldum çünkü sadece tıp gibi konu öğrenmeye başlasak bir yerde ben kendimi sıkılacağını biliyorum. Umarım bu pratik sınavları ve pratik dersleri bizi strese sokmak yerine bizim o teorik derslerin yanında bir eğlence gibi böyle eğlenebileceğimiz, o sırada da minik şeyler yapabileceğimiz ortam olur, bir ders olur bizim için. Bunu paylaşmak istedim. Neden? Çünkü gerçekten zor bir dönemdi. O gün çok zordu özellikle. O ilk gün gerçekten çok zordu. O ilk günü hani normaldi bence bu şekilde. Şimdi düşünce gerçekten bana normal geliyor. Hani korkacağım bundan sonra zannetmiyorum ama ağlamayacağım asla diye kendime söz verdiğimde ikinci hafta ve birinci pratik dersimde ağlayarak sözümü yerine getirememiş bulunuyorum. Ama olsun. Yani her şeyin bir ilki vardır. İlk ağlamamı da pratik dersinde kazanmış oldum. En azından değecek bir ders. Hani gidip başka bir derse ağlamadım.
O yüzden günün sonunda böyle bir şey çıktı. Umarım videodan eğlenmişsinizdir. Çünkü ağladığım kısmı çekmedim. Çünkü çekecek durumda değildim. Hani o an ağlarken üngür koşup kimse ya ben bir video çekeyim diye düşünemedim yani. Aklımın ucunda sadece bu dişin nasıl bir diş haline gelebileceği vardı. O yüzden umarım beğenmişsinizdir videoyu. Umarım bir işe yarar. İçinizde diş seçmek isteyenler veya diş okuyanlar varsa umarım benim acımı paylaşmışsınızdır. Yani umarım paylaşmamışsınızdır da hani normal diye düşünüyorum. O yüzden ileride böyle bir şey yaşarsanız da bazılarınız üniversite sınavına hazırlanıyorsa ve diş istiyorsa da böyle bir şeyle karşılaşırsanız bir ağlama, ben nasıl yapacağım, ben neden seçtim gibi şeylerle karşılaşırsanız bence çok normal. Dedim bunu normalleştirelim çünkü diş okuyoruz. Çok da kolay olacağını düşünmüyorum ama bence çok eğlenceli. O yüzden kararımda çok mutluyum. Daha eğlenceli bir brand seçtiğime inanıyorum. Çok eğlendim. Ağlayarak eğlendim. Orayı çaktırmıyoruz. Neyse umarım videodan eğlenmişsinizdir. Umarım benim gibi siz de zevk almışsınızdır. Bu minik bir konuşma faslında geçtikten ve her şeyi normalleştirdikten sonra size veda ediyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, aşağıya yorum yapmayı ve eğer videolardan bildirim almak ve daha fazla video görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Diyeceğim galiba bu kadardı. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.